11 aylık bebeğini yıkamak için banyoya girdi. Anne ve bebeği duş alırken duşakabinin camı büyük bir gürültüyle patladı. Bebeğine siper olan annenin üzerine cam yağdı. Eline tam 4 dikiş atıldı. Anaslar demiş ya. Ama ben bunu nasıl tahmin edebilirim ki? Yani duşakabinin patlayacağını insan nasıl tahmin edebilir ki yani? Bir anne olarak bebeğini her türlü tehlikeden korumaya çalıştı ancak kaza aklına en son gelebilecek yerde yaşandı. Bir anda kanlar içinde kalan genç kadının ilk düşündüğü oğluna bir şey olup olmadığıydı. O andaki şokumu ben anlatamam size. Yani o an diyorum ya, yağmur gibi cam parçası atıyor ve kucağınızda çocuğunuz var. 11 aylık daha küçücük çocuk. Dün akşam saat 20 sıralarıydı. 11 aylık Aras'ın uykusu geldi ve annesi onu uyutmadan önce yatak odasını hemen yanındaki bu banyoya getirdi ve minik çocuğuna bir duş aldıracaktı. Beraber içeri girdiler ve annesi minik Aras'ı yıkamaya başladı. Pat diye bir ses geldi. Çok yüksek bir ses geldi. Çocuk zaten çok korktu. Tuzla buz oldu, patladı. Yani öyle büyük parçalar değil. Bildiğiniz tuzla buz, çok küçük parçalar. Üzerimize böyle yağmur gibi tuzla buz parçalar yağdı. Patlayan duşakabinin camıydı. Üstelik cam o anda hiçbir darbe de almamıştı. Genç kadın Aras bebeği yağan cam parçalarından korumak için üstüne kapandı. Ama orada benden burada kanlar akıyordu. Yani fark etmedim o anda ben çocuğun şeyine, derdine düştüğüm için. Benim kolum mu kopmuş, bacağım mı kopmuş hiçbir önemi yoktu. Çünkü ya benim aklım çıktı, çocuğun bir tarafı çizilecek, cam kırığı girecek falan. Neyse ki Aras'ta hiçbir şey yoktu. Cansu Yıldız'ın elindeki kesiklere 4 dikiş atıldı. Ancak yaşanan bu kaza akıllara duşakabin neden patlar sorusunu getirdi. İşin uzmanları duşakabinlerde de kullanılan temperli camların iki nedenle kırılabileceğini söylüyor. Biri duş kabininin çevresine yapılan bağlantının kırılması, diğeri camın bir darbe alması. Uç noktalarına ayak vurabilir, tabure vurabilir, temizlik esnasında herhangi bir darbe olabilir. O an patlamayabilir, birkaç saat sonra, belki de bir gün sonra cam kendisini bırakabilir. Kullanılan camın kalitesi burada çok önem taşıyor. Çin malı, Çin'den ithal edilen temperinde ya da kendi camın iç özelliğinde arızalı olan ürünlerde genellikle yaşanıyor. Banyolarındaki duşakabin patlayan Yıldız ailesi şimdi camı üreten firmadan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.